Grafik çözerken sınavda avantajlısınız aslında arkadaşlar. Şıklardan gitme şansınız var. Ama yine de ben şöyle bir gösterim yapayım. Bu y eşittir x eksi 2'nin karesidir. Bir tam kare olduğu zaman bu delta'nın sıfır olduğunu söyler. Yani teğet olduğunu söyler. Bunu bilgi olarak vereyim. Dolayısıyla x eksenini kesmeyenleri eleyebilirsiniz. Hani bakmaya bile gerek yok. Kollar yukarı doğru olduğu için e şıkkında elemeniz lazım. Çünkü x karenin katsayısı pozitif. Şimdi artık burada x eksi 2'nin karesi demek x1 eşittir x2 eşittir 2 demektir. Bakın şıklardan yapsanız zaten bu yine eleniyor c şıkkı kalıyor. Öbür taraftan da 2 noktasında teğet olan bir grafik gerçekten böyledir. Y eksenini kestiği nokta 0 verince 4 olması lazım. Evet o da doğru. Bakın hani neredeyse şıklardan bakmadan bile kolay yapabileceğimiz bir soru oldu. B kare 4 ac'den büyükse böyle sol tarafa attığımız zaman B kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olur. Bu iki farklı kök demektir. X eksenini iki noktada keser arkadaşlar tamam mı? Haliyle bunlardan hangisi doğru olacaktır? Bakın delta burada sıfıra eşit demektir. Bu delta küçüktür sıfır demektir. Bu yine delta küçüktür sıfır demektir. X eksenini iki noktada kesiyor. Cevap D şıkkı oldu. Fonksiyonu aşağıda verilen aralıklardan hangisinde daima artandır? Bakın güzel bir mevzu bu şimdi. Bir parabol nasıl daima artabilir arkadaşlar? Bakın kolları aşağı doğru olan bir parabol biraz artıyor. Sonra azalışa geçiyor. İşte tam bıçak gibi şöyle tepe noktasından kesersek tepe noktasına kadar olan yerlerde bu parabol artan olacaktır. Böylece arkadaşlar tepe noktasının apsisi R5 bölü 2 yani 2,5. O zaman bu parabol eksi sonsuzla iki buçuk aralığında daima artar iki buçuktan itibaren azalışa geçer. Buna uyan şık D değişiklik 02. Basit ama güzel önemli bir soru. Parabolün bir ikinci derece denklem ikinci derece fonksiyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada x'e 0 verdiğiniz zaman y eksenini kestiği noktayı bulmuş olursunuz. Bu yüzden arkadaşlar a eksi 13'tür. Sonra kökler nasıl bulacağız? Çarpanlarına ayırırsak x eksi 13 ve x artı 1 şeklinde. Burası 13 olur. Burası eksi 1 olur. Hemen m gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. n gördüğümüz yere 13 yazalım. a eksi 13. n artı 13 eksi eksi 1'den. Böylece cevabımız 1 olmuş oldu. A şıkkı. Bu görüntü kümesi sorularında veya size bir aralık verdiğinde en büyük en küçük değerini sorduğunda sakın uç değerleri yazmayın. Çünkü parabol biraz artar biraz azalır arkadaşlar. Doğru da evet. Görüntü kümesi için eksi 2 koyarsın 4 koyarsın bu aradaki bütün değerleri alır. Ama parabolde eksi 2 x'e eksi 2 verdiğinde işte x'e 4 verdiğinde bir de bunun tepe noktası mevzusu var. Tepe noktasının apsisi kaç? 2. Eksi 2 2'ye 4 birim uzaklıkta. 4 de arkadaşlar 2'ye 2 birim uzaklıkta. O yüzden Görüntü gerçekten böyle olur. Apsis olarak uzak olan burada daha yukarıda olacak. Apsis olarak yakın olan daha küçük olacak arkadaşlar. Aşağıda kalacak. Haliyle bunun görüntü kümesini gösteriyorum size. İşte arkadaşlar burası. Bu yüzden alacağı en küçük değer yine F2 imiş. 4 8 artı 12 16 eksi 8'den 8 oldu. Şimdi arkadaşlar F Eksi 2'ye bakalım. Bu da alacağı en büyük değer. Bu aralıkta 4 artı 8 artı 12 24 oldu arkadaşlar. 8'den 24'e ikisi de dahil kapalı aralık verilmiş. Toplam 17 tane nokta vardır. B şıkkı. B artı A kare eşittir 15A e artı 36 maliyet ATL. Satış fiyatı da BTL'ymiş. Kar arkadaşlar nedir? B eksi A'dır. Dolayısıyla B gördüğümüz yere eksi A kare artı 15A artı 36 yazmalıyız. A'yı da çıkaracağız. Buna kar denklemi manasında kar X diyeyim. Kar A diyeyim daha doğrusu A'ya bağlanmış. Böylece eksi A kare artı 14A artı 36 eşittir. Kar denklemimiz böyle olmuş oldu. Şimdi satışından elde edilen gelir en fazla. Bu bir, parabol belirttiği için tepe noktasının ordinatı alacağı en büyük değeri anlatır. Tepe noktasının apsisini bulalım o zaman. 14 bölü 2'den arkadaşlar 7 artık f a diyeceğiz. Yani f 7 eksi 49 artı 14 çarpı 7 98 artı 36. Şunlar çıkar 49 49 36 daha 85'miş. Karın en büyük değeri A şıkkı. Bir doğru temsili olarak göstereceğim. Şöyle bir parabol böyle. Bunlar Y ekseninde kesişiyor demek. Y'lere aynı değer demektir. X'e 0 verdiğinizde. Haliyle X'e 0 veriyorum. M artı 3. Diğerine X 0 veriyorum. 3 M eksi 5. Birbirine eşitliyorum. 2 M eşittir arkadaşlar. 8 M 4 yaptı. Böylece Y eşittir. 2 X artı 7. Diğerinde de y eşittir 2x kare eksi 4x 3 kere 4 12 artı 7 oldu. Şimdi buna göre g bileşik f eksi 3 f hangisi? Doğru. Doğru da x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 3. Böylece f eksi 3 eksi 6 artı 7'den 1 olacak. Şimdi g1'i de parabol yerine yazacağız. 2 eksi 4 artı 7 9 eksi 4 5 oldu e şıkkı. Karenin bir kenarını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle B diyelim. Sonra burası da B, burası da B. Şimdi bu parabolün tepe noktası ne olacak? Sıfıra B noktası. Geçtiği herhangi bir noktaya bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi B'ye 2B noktası. Tepe noktası bilinen bir parabol. A x eksi karesi artı k'dır. Bu yüzden bu parabol A x kare artı tepe noktası B olduğu için AX kare artı B olacak. İşte size denkleme. Üzerindeki bir nokta B'ye 2B yaz yerine A çarpı B kare artı B eşittir 2B oldu. A B kare eşittir B yaptı arkadaşlar. B'ler sıfır olamayacağına göre sadeleştirebiliriz. A B eşittir 1. B buradan veya A 1 bölü B. Şimdi denklemi yerine yazıyorum artık. 1 bölü B x kare artı B eşittir Y. Bu formata uyan hangi şık var? D şıkkı. B'ye 3 yazarsanız 1 bölü B'de 1 bölü 3 olur. Bu her x gerçek sayısı için eşitlik sağlanıyor ya biraz aslında orada dikkatli olup şunu diyebilirsiniz. x gördüğün yere eksi 3 yaz, 1 yaz, 5 yaz fark etmez yani istediğini yaz. Orada ben biraz hani böyle işlemleri kolaylaştırmak için en azından birini sıfır yapmak için x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. f eksi 3 eşittir arkadaşlar f 6 olacak dediğim gibi hedefim X'e bir de hani tek tek acayip değerler verip çok uğraşmayayım. İstediğiniz her değeri verebilirsiniz. F0 ne yapıyor buradan? N artı 1. Bundan kurtulmak için yani daha az değişkenle uğraşayım diye. F6 arkadaşlar 36 eksi 6M artı 36 artı N artı 1. Gördüğünüz gibi eşittirmiş bunlar birbirine. N artı 1 oldu. Bunlar gitti. 36 72 eşittir 6M'den. M'ye bakın 12 oldu. Olay bu arkadaşlar. A şıkkı. Bir de arkadaşlar nasıl olsa çözümü gördünüz. İsteyenler için ikinci yoldan bir şey daha söyleyeyim. Burada 3'e x eklediğinizde 3'ten x çıkardığınızda parabolün y değeri değişmiyor demek. Bunun apsisi tepe noktasının apsisi 3 demek arkadaşlar. M eksi 6 bölü 2 eşittir 3'ten M 12 bence bu çözümü de görmek gerekiyordu. Ben şöyle yaparım arkadaşlar. Bir parabolün komple simetriğini almaya gerek yok. Bir parabol böyle olsun. Simetriğini aldığınız zaman üzerindeki her bir noktanın simetriğini alırsınız. Ben o zaman niye kendimi kasayım ki? Böyle bir x'i yalnız bırakmayı unutmayın tabii ki. Böyle olacak önce. Bir x eşittir m artı 1 bölü 2'ye göre simetri alırsanız aslında t1 ile t2'yi biliyorsanız buradan yürüyebilirsiniz. Birincinin tepe noktası x artı 1'in karesi olduğundan dolayı Eksi 1 sıfırdır. Çünkü bu böyle x eksenine teğet bir parabol. Diğerinde de arkadaşlar x eksi 6'nın parantez karesi olduğu için yine bunun da tepe noktası 6'ya 0. Şimdi artık bakın şunu göreceksiniz. T1 var. T2 var. Ve böylece arkadaşlar tam ortadan geçen bir x eşittir. M artı 1 bölü 2 var. Peki o da neye eşit? 6 artı eksi 1 bölü 2 eşit. Tam bunların ortasında. Demek ki M buradan arkadaşlar pardon eksi öbür tarafa attık. M 4'müş arkadaşlar. D şıkkı olmuş oldu. Denklemleri yazarak gitmeniz lazım arkadaşlar burada. Bir tanesinin zaten denklemini vermiş. İlkinin denklemini bulacağım. Çünkü denklemleri bilerek ne kadar ötelediğini anlayabilirsiniz. Kökleri bilinen bir parabol x eksi x1 x eksi x2 eşittir y x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0'a eksi 3 noktasından geçtiği için 0 artı 1'den 1. 0 çarpı eksi 3'den eksi 3 eşitmiş eksi 3'e. A buradan 1 geldi. Demek ki bu parabol arkadaşlar x artı 1 çarpı x eksi 3'müş. Yani x kare eksi 2 x eksi 3. Bir parabolün bir eğrinin bir doğrunun fark etmez. Daha doğrusu doğru demeyeyim pardon. Bir parabolün bir eğrinin böyle ikinci dereceden denklem olan bir şeyin arkadaşlar. Ötelemesini daha iyi anlamak için bunu tam kareye çevirmenizi tavsiye ederim. Böylece x eksi 1'in karesi eksi 4 olur. Nasıl anlayacağız bunu? Şuraya odaklanmanız yeterli. Sonuçta birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olan eksi 2x durumu nedir? x eksi 1 de vardır. Haliyle böyle gördükten sonra ikinci denklemde ne oluyor? Tam kare zaten x artı 3'ün karesi. Birincinin tepe noktası 1'e eksi 4 arkadaşlar. İkincinin tepe noktası ne? 3'e pardon eksi 3'e 0. Şimdi bakın neden tepe noktasına odaklandım? Siz bir denklemi ötelediğinizde her noktası ötelenir. Böylece tepe noktasını bildiğim için oraya odaklanıyorum. 1 nereye kaymış? Eksi 3'e doğru. Eksi 4 arkadaşlar 0'a gelmiş. Demek ki ne olmuş? 4 birim sola gönderilmiş. 4 birim de yukarı gönderilmiş. Şöyle oklarla da göstereyim. Haliyle arkadaşlar yeni orijin noktası 0'a 0 olduğuna göre eski hali bunun nedir? 4 birim geri sağa gel. 4 birim de geri aşağı git. Böylece 4'e eksi 4'müş aslında ilk nokta şekil 1'deki nokta. Haliyle bunların aralarındaki fark da 8 oldu arkadaşlar. D şıkkı.